Böyle bir üslü sayı sorusu geldiğinde biraz kafa karışabilir. Ama temelde öğrendiğimiz kuralları hemen hatırlamak lazım. Neydi? İşte atlar aynıysa üsler toplanır. Üsler aynıysa atlar çarpılır çarpım durumunda. Niye? Çünkü burada da bir çarpım durumu var. Benim bildiğim iki tane kural var. Burada ne alt aynı ne üst aynı. Peki ne yapabilirim? Şu 24 aslında bir şeye eşit. Neye eşit? 3 çarpı 8'e eşit değil mi? Bunu düşünüyoruz çünkü sayıların çarpım tablosundaki yerlerini düşünerek soruları çözmemiz pratiklik sağlıyor. 3 üzeri eksi 8 çarpı 6 üzeri y eşittir 3 çarpı 8. Peki burada ne var? Mesela ben 2 üzeri y ile 3 üzeri y'yi soruda çarpım olarak verseydi demeyecek miydim? Üstler aynı, atları çarpıyorum 6 üzeri y. Bunun tersini vermiş. 3 üzeri eksi x diyorum, 6 üzeri y yerine 2 üzeri y diyorum, çarpı 3 üzeri y diyorum. Eşittir 3 çarpı 8. Şimdi biraz daha benzer oldu. Şimdi şurada altları aynı olan, üstler farklı olan bir şey var. Nasıl bir şey bu? Şunun gibi. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3. Bu durumda ne yapıyordum? Üstleri topluyordum. 2 üzeri 5. Unutursam hemen bir sağlamasını yapıyordum. 4 kere 8 32, o da 2 üzeri 5. Şimdi burada toplayalım. 3 üzeri y eksi x oluyor. Çarpı 2 üzeri y oluyor. Eşittir. 3 çarpı 8 de 2 üzeri 3 değil mi? Onu da yazalım. 2 üzeri 3. Şimdi çıktı ortaya. 2 üzeri y 2 üzeri 3'e eşit. Y 3. 3 üzeri y eksi x de 3 üzeri 1'e eşit. Öyleyse x de 2. Gerçekten sağlıyor mu? Bir deneyelim. X'e 2 diyelim. Y'ye 3 diyelim. Üzeri eksi 2 yani 1 bölü 9 çarpı 6 üzeri 3 eşittir 24. 216 9'a bölünür mü? Bölünür. Rakamları 9'un katı. 24 doğru. Peki nerede işi çözdük? 24'e bakıp kalmadık. 24'e bakıp işte bu ne ile neyin çarpımı? 3 ile 8. Üslü sayılarda 8 önemli bir şey çünkü 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 bir işe yarar mı? Burada 6 var. 6'nın içinde de 2 var. Diğeri de 3. Acaba 3'ü bu tarafa atıp kalan 2'yi buradaki o 8 ile mi işleme sokacağım diye düşünürken zaten çok soru çözünce bunu görüyorsunuz. Soruların sınırları belli. Yani böyle bir şey düşündürtüyorsa oradan geliyordur cevap.